Sevgili izleyenler, MSBC Kanal 2000 TV ekranlarına, Ebru Malçok ile Yaşama Dair programımıza hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sanat dolu, şiir dolu, edebiyat dolu bir program gerçekleştireceğiz. Şair, yazar Sayın Ayşe Erbulan hanımefendi, Arabulan hanımefendiyle hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum. Halkın içinden bir yazar. Evet. Öne çıktınız çalışmalarınızla. Evet. Ve insanlar sizi samimi duygularınızla tanıdı. Evet. Artık öne çıkışlarınızla da tanınmaktasınız. Evet. Ama teşekkür ederim. Kanal 2000 TV izleyenleri, Ebru Malçok ile Yaşama Dair izleyenleri için biz bir kere daha soralım. Ayşe Arabulan kimdir der isek? Evet, Ayşe Arabulan. Mersin'de yaşıyorum. 1960 doğumluyum. Ailem bütün burada. Çok güzel bakarak her şeye, o güzellikleri, içinde zor olan her şeyi başarılmayacak diye hiçbir şey yok diyorum. Başarılacak, her başarılı bir hanım, her başarılı bir erkeğin arkasında başarılı birileri vardır. O da eşleridir. Bunlar burada tebrik ediyorum ailece hepsini. Teşekkür ediyorum. Bütün güzel bakan her şeye teşekkür ediyorum. Biz birlikte olduğumuz sürece her şeyi arkasından üstünden geleceğimizi sanıyorum. Yazılarınızla öne çıktınız. Özellikle halkçı bir yazar olarak öne çıktınız. Peki yazmaya ne zaman başladınız? Yazmaya çocukluğumdan beri başladım. Çocukluğumda böyle gittiğim her yerde herkes sohbet ederken ben elime bir taş alırım. Bir ufacık bir çöple affedersiniz onlarla hepsine yazı yazarak yerde. O zaman o arada defteri bulamazsın, bir şey bulamazsın. Onlar yazarak böyle deniz kıyısına gitsem orada çizerek çok şeylere, orada şekiller yaparak, orada kalp çıktığını, sevginin nerede nasıl çıkacağını bilemeyecek. Erken yaşlarda oluştu sanırım. Aynen. Yani çocukluk döneminizde kendinizde böyle bir yeteneğin olduğunu görüp. Buldum. Ya da birileri mi keşfetti? Hani olur ya, öğretmenler olur ya da çevrenizden büyükleriniz, işte sizin sanata, edebiyata ilginiz vardır tarzında bir yönlendirme mi oluştu? Babam benim çok güzel şiir okurdu. Yazardı da. Ben de onun ellerine bakardım çocuktum ama yine de karalama gel kızım öğren derdi. Ailede var. Evet, ailede de birazcık kıvılcımlar oldu. Bakarak böyle ufacık ufacık derken kendi kendime açmaya çalıştım. Peki biyografinizden de söz edersek aslında siz yazar halkçı kimliğinizle bir giriş yaptınız. Ayşe Arabulan'ın biyografisi nedir? Ev hanımı olarak aslında yaşantınızı sürdürürken sonrasında bir kitap söz konusu oldu. Ben böyle çok sevdiğim insanların içine girerek onlardan o sevgiyle, daha çok onlar beni buraya kadar getirdi, onlara teşekkür ediyorum. Bütün her şeyi severek yaparsan her şey çok olumlu oluyor. Bu sevgiyle geldim. Şiir de aynıdır, sevgidir. Bulunduğunuz her yere pozitiflik katmaktasınız. Aynı. Halkla beraber olduğun, iç içe olduğun sevgiyle, sohbetle, sevdiğin insanlara her şeyi paylaştığın sürece hepsi oluyor. İnan Ebru Hanım, hepsi oluyor. Yok diye bir şey olmuyor. İşin özünde sevgi gerek demektesiniz. Evet, o sevgi altyapısı üzerine bir şeyler inşa ettiğiniz zaman da kendiliğinden çıkıyor zaten. Bir sohbette, üzüntünü anında bir arkadaşın, dostunda ondan alabildiğim veya ona verebildiğim bir şeyle, sevgiyle. Orada zaten her şey tümleşiyor. Altında yine sevgi yatıyor. O da sevgiyle daha çok büyür. Kendine motive oluyorsun. Devam ediyor yazmaya. İçinde çok... Şiirlerinizde bu var zaten. Hani sevgi teması özellikle. Ve bu temalar sizin okuyuşunuzla da uygulanmakta. Dilerseniz bu kadar çok şiirden söz etmişken bir örnek sunalım mı izleyenlerimize? Tabii olabilir. Size bırakıyorum. Olabilir. Bir açılış yapalım şiirinizle. Siz arzu ettiğiniz hangisi varsa düşündünüz. Eskici özellikle teşekkür ediyorum. Şiiriniz çok etkilemekte beni. Bana bırakırsanız ben eskici şiiri dedim. Burada ufak bir şiire başlama yapayım. Eskimiş bir aşk var şu yürekte. Kimseler görmedi senelerce. Ah eskici, daha benim gibi çok var bir yerlerde. Sen devam et eskici demeye. Eskici. Ben bunu daha farklı şekilde de yorum yapıyorum. Kendim söylüyorum. Bu eskici neden derseniz, neden yazdığımı. Şimdi eskici geçiyordu. Çok duygulandım. Çok hassas gözle böyle ona izledim.
Geldim hemen kalemi aldım elime yazmaya başladım. Bir şeyler hemen böyle evden çıkartıyoruz. Arkamıza bakmadan tenzih ederek söylüyorum. Üzücü şeylerimiz oluyor. Neden diyorum bir yerlere koymayalım hatıra olarak bir şeyleri diyorum. Ben buna sevgiyle bakıyorum. Bir kez daha burada bu eskici şeyi, eskici biraz ağır geliyor atıfta ama. Atıfta bulunmak değil evet, mi? Aslında evet, çünkü hani aynı. Arkamızda ama sevgiyle, evet. Her şeyi belki biraz de. Daha diyorum sevgiyle bakarsak onun içinde bir sürü sevgiler var. Atmayalım diyorum. Sevgi. Devamı da var değil mi? Evet, siz bir evet. Küçük bir mısrasından örnek verdiniz. Başlangıç oldu bu. Evet. Onun için. Devam edelim. Evet. Şimdi ben... Eskiciyi aynı zamanda evet. Yeri gelmişken söyleyeyim mi? Besteleştirmiş durumdasınız değil evet. mi? Onu kendinizce evet. bir evet kendim besteledim kendim. Besteleştirmiş hepsini. Durumdasınız. Bunu sözünü de alalım. Programın ilerleyen dakikalarında evet. da o besteden evet. de bir tamam. örnek sunabiliriz tamam. sanırım tabii. izleyenlerimize. Tabii. Onu en sonra da olabilir. Çok güzel mi? Olur. Evet harika evet. olur. Çok güzel olur. Ben isterseniz hangisini arzu ediyorsanız onunla başlayalım. Evet, annem şiiri özellikle. Annem. Evet. Evet annemi okuyabilirim. Peki nasıl yazdınız? İlk şiirin öyküsünü dinleyelim. Evet. Şiir yazma olayı size evet. nasıl evet. ortaya çıkmakta? Hem şimdi bununla şöyle, ilgili Ebru'cum, fikir almış olacağız. Ebru Hanım. Şimdi annelerimiz gerçekten kutsal. Hep bunları acı bizleri çok emek verdiği için bunlara daha çok içimizde birikimler oluyor. Bir zaman geldi ama anneler günü bence anneler günü bir temsili annelerin ne derece yanımızda olup uzaklarda olanlar var, bunları kaybettiğimiz zamanlar var. Hepsini bunu birleştiriyoruz. Sevginin aynı yere geldiğini burada görüyoruz. Ben onun için de bu şiiri yazdım. Anneler Günü'ne tesadüf denk geldi. Ama tabii bilemiyorum artık onu sevgili. Anneler Günü'nde mi oluşturdu? Evet Anneler Günü'ndü şey. Ama daha öbür kitabımda da var. Anneler ayrı. O babamla anneme de yazdım. Ama kutsallığını o kadar ince, o kadar duygulu annelerimizi zaten bunlar yazılarla bitmez. O kadar enerji, o kadar sevgi vermişler ki bize. Yani burada saygıyla vefat edenleri anıyorum ve nasıl oluştu? Nasıl bir atmosferde oluştu? İlk ben bu şiiri yazmalıyım diye mi? Evet. Ben hiç dedim bir başlığını evet, oluşturdunuz. Annem dedim, düşündüm. Annem dışarıda anneler özlem var, çocukların annelere özlemi var. İşte bu kimsesiz çocuklar var. Ben bunlara ufacık ufacık bir belirti, bir ışık tutmak için burada annemi onun için yazdım, getirdim. İnşallah da güzel olur, okurum bilmiyorum. Tabii ki, hep birlikte dinleyelim evet. o zaman. Annem, ben üşüyorum annem. Bir sesimi duyabilsen, ben dışarıdayım. Geçmeyecek acım var içimde, o da senin sevgin annem. Sensizlikten ellerim buz gibi, ayaklarım donmuş, yüreğim acıyor sensizlikten annem. Bir de öyle acım ki doyuramıyor, doyuramıyor hiçbir şey beni. Karnımda değil açlığım senin sevginden annem. İşte yağmur yağıyor, üşüyorum. Saçlarım ıslak, taşlar buz gibi. Benim gözlerime bakacak hiç kimsem yok annem. Annem, uyumak istiyorum. Her şeyi unutmak istiyorum. Belki gelirsin beni, benim düşlerimde beni seversin diye annem. Ki okuyuşunuza evet. dahi katmaktasınız o vurguları, annem, o duyguyu evet. özellikle. Evet. Ki annelerin kutsallığı zaten tartışılamaz. Çok. Şiirinizde yansıtmanız da hani evet. şiir yazarsınız ama kendi yazdığınız şiirleri de vurgulayarak, o duyguyu özellikle katarak insanlara yansıtmanız da çok önemlidir. Evet. Sizde bu var yani o bütünlük var evet. aynı zamanda. Ben çok seviyorum. Zaten şiir bazı zaman oluyor hiç yazamıyorsun kaleme aldığın zaman. Ama o anda sevdiğin birisine diyelim ki bir taş için yazarsın, bir kum için yazarsın, bir kuş için yazarsın. Doğada ne varsa her sevdiğin bir şey için o artık oradaki gördüğün şeylere gözünde nasıl büyütüyorsan o şekilde. Annenin kutsallığı burada çocukların dışarıda oluşan
kimsesiz çocukların, işte uyuyup da dışarıda kalıp da annesizliği özlem duyan insanların. Burada, elimizdeyken evet, birçok şeyin kıymetini bilemiyoruz. İşte kaybettikten sonra onun için diyorum zaten burada. Anne uyumak istiyorum diyor. Seni düşlerimde göreyim diyor. Bu ne kadar ince, ne kadar hassas. Yani uykunun da oraya gidip onunla arzu ediyor ya. Onunla gelip diyor rüyamda göreyim diyor. Yani rüyasında büyüğüm görmenin evet, dahi evet, aynen, o özlem özlemi gidereyim diyor anneciğim diyor. Olacağını. Uyumak istiyorum diyor. Açlığını bile unutuyor. Evet. Orada uyumak istiyorum. Karnı aç ama açlığımdan değil karnım diyor. Tok karnı aç. İkisinin arasında özlem, yaşıyor. Ama diyor senin diyor açlığınla doyarım annem diyor. Senin sevginle doyarım diyor. Açlık hiç önemli değil. Yani burada onu ifade ediyor. Şiirlerinizde bu var. Hani evet, yazdığınız şiirlerde bir canlandırma evet, durumu söz evet, konusu. Yani yazdırabilmektesiniz. Hı-hı. Bu çok önemli. Evet. Mesela bir çocuğun annesine olan özlemi, hı-hı, belki de o anne kaybının getirdiği, hı-hı, üzüntüleri yansıtabilmek çok önemli. Evet. Hani bir şiir yazarsınız, hı-hı, yazmak için yazmak değil de o duyguların tamamını, hı-hı, yansıtmak. Belki de bu duyguları hisseden birçok insana da tercüman evet, olmaktır. Evet, evet aynen. Evet. İşte bu onun için diyorum ya çok sevgi ihtiyacı. Yani annenin yerini hiçbir şey, baba da kutsaldır. Ama anne içeride toparladığı için bazı şeyleri bir adım öndedir. Biraz daha evet, evet aynı bunu şekilde. Bir bayan olarak da söylemiyoruz. İkinci yani yok, bayan yok kesinlikle bu anne demek zaten evet, bu annem. Annem diyor. Ben üşüyorum. Yani üstünü bir anne kakıp üşüdüğü zaman evladı zaten yatamaz anne üşüdüğü zaman sokakta bile olsa. Birisi de olsa üstünü öter bir bayan üşür diye. İçgüdüseldir. Evet yani, sevgi çok ayrı bir şey. Nasıl ki siz şiir evet, yazarken aynen, duygularınızla, hı-hı, hareket etmektesiniz. Evet. Annelik de içgüdüsel, hı-hı, bir kavramdır. Aynen, evet. Ne kadar güzel yazdığınız şiirler, hı-hı, toplumsal evet, temalı şiirler, evet, halkın içinden, hı-hı, şiirler. Hı-hı. Yani siz özellikle yazmaya iten etkenler neler evet, oldu? O başlangıcı neler yarattı? Etkenler sizce? Canım şöyle, evet, yaşamın zaten bir parçasında yaşıyoruz. Her gün bir şey çıkıyor, her gün bir şey görerek, bazı şeyleri ince düşünerek. Tabii bunların düşünceleri herkesin ayrı ayrı, farklı farklıdır. Ama benim kendi sevgi içimde fazla olduğu için herhalde bazı üzüntü, acı, tatlı şeylere dayanamıyorum. O duygu yoğunluğu değil mi? Hani bir evet, duygu yoğunluğu onlara var, bakarak hemen geliyorum. Biraz daha oradan bir şeyler alıyorum o sevgi, üzüntü, acıdan. Yazım onlarla da konuşurken aynı şeyi. Sevgisiz diyorum hiçbir şey olmaz. Lütfen bir kere daha diyorum içimizde sevgiyi unutmayalım. Yani bir şey hep şiddetli olmasın. Sevgisiz ne bir şey olmaz. Ne yaparsak yapalım içine evet, sevgimizi evet, nasıl katalım, bakarsak, nasıl düşünürsek evet, öyle yaşarız. Lütfen çok güzel şeyler düşündüğümüz sürece hiçbir şey olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'miz zaten gerçekten harika bir şey. Olağanüstü sevgi ihtiyacımız var hepimizin. Bunu ki zaten o evet, empati sıkıntısından dolayı evet, sanırım sıkıntılar evet, geçimler var, bunun yaşamlar var, sıkıntısı var evet, insanlar hepsi var arasında. İnsanlar içinde aynı şekilde zaten şiir demek, şiiri roman da aynı şekildedir, ince okunduğu zaman çok uzun okun ama şiirin de biraz kısaltılmış oluyor romanla arasındaki. Şunu itiraf edeyim, ben hani şiirdense evet, düz yazı, hı-hı, metinler, denemeler, hı-hı, her neyse evet, seven evet, bir tarzım evet, olmasına evet, rağmen sizin şiirlerinizde bir farklılık görmekteyim. Hani bir tat, farklı bir tat var. Onu neye bağlamaktasınız? Hani bir sıradanlık yok. Evet. Atıyorum elimize aldığımız diğer şiir kitaplarında bir farklı bir tat var, farklı bir okunuş, i̇şte farklı neden, bir duygu, neden duyuş tarzı var. Neden onu da söyleyeyim, evet, neden? Şimdi hep bir şiirlerimizi okurken işte yıkılıyor, ediliyor, hep böyle bir başlangıcı farklı oluyor. Ben de her şeyi üzüntüyle başlamayalım, hep üzüntüler nasıl bakarsak öyle görürüz diyoruz ya, biraz daha sevecenle, sevgiyle içten okursak, yazarsak, ha üzüntülerimiz de oluyor, üzüntülerimizi unutmayalım, onlar da bizim bir hayatımızın parçası, parçamız. Ama bunu şiir olarak üzüntümüzü belli etmemek açısından daha böyle yumuşak, daha tatlı. Mesela eskimişi diyelim misal olarak, onu derler ki eskimiş ne yani? Ama o eskimiş arasında döner, o kadar güzel bir annemizin evet, bir mendili kalmış. Kokluyorsun bazen annemin bir şeye hatırası geldi, bir çiçeğe veya bir istediğimiz bir şeye falan. Bunları düşünerek bu şekilde ince ince böyle geldim.
çok sevgiyle yani herhalde fazla bir sevmişim. Peki babam şiiri vardı. Şimdi evet. Annem demişken babalarımızın evet, hatırı baba. Kalmasın değil evet, mi? Evet babamızın yine babalara yazmış olduğunuz evet, babamızın ve da öne var. Çıkan çok dikkat çeken evet. özellikle. Babamız tabii babalar da çok kutsal. Burada ben hepsine çok emek verdiği için onlara işlerinde rast gelmesini Allah kazadan beladan bütün çocuklarımızın aile babasız kimseye bırakmasın aile kavramı, diye. Evet dua ediyorum. Evet aile baba. Güneştir evin içine giren bir güneş. Anne de o güneşi tutuyor. Ben de şiire başladınız. Evet. Bakın, o kadar şiirsel konuşuyorsunuz. Yani siz evet. konuştuğunuz evet. zaman bile şiirle konuşma tarzınız bile. Sizin evet. yaşam tarzınız haline gelmiş bu. Ben bunu evet. fark ediyorum. Evet. Hani konuşurken evet. dahi sözlerinizde evet. bir şiirsellik evet. mevcut. Bu evet. da çok önemli. Evet. İşte bu ucunda yine ne bitiyor? En ağır üzüntülü zamanlarında bile insanları bir şey kötü düşünürse kötülükle adım atmış oluyor. Ben diyorum ki sakin, biraz daha sakin. Her attığımız adımda sevgiyle atarsak. Yani şu enerji olayı ha, vardır. Evet, hep enerji. Söylerler. İşte evrene Hı-hı. nasıl enerji Hı-hı. yayarsanız o evet, size bir şekilde geri dönüş olarak gelecektir tarzında. Evet. Olumlu bakarsak olumlu şeyler ortaya evet. çıkar değil evet, mi? Şiirlerinizde olduğu aynen. gibi. Çok i̇şte, olumlu bir bakışın. İşte ben onun için diyorum evet. sevgisiz hiçbir şey olmaz. Ben bunu ifade ediyorum. Ben sevgiyle yazılmış babam şiirini. Babamı da aynı şekilde evet. söylüyorum babalarımız için de. Burada bakalım. Babam. Ben sen gelince dışarıdan evimizin içine. Güneş doğuyor pencereden içeriye. Yorgun da olsa bedenin belli etmeden bize gülümsüyorsun sessiz sessiz yüzümüze sen babam. Unutturuyor yüreğin yorgunluğunu. Bakarak herkese sen babam iyi ki varsın sen bu dünyada bir çınar ağacı oluyorsun sevgiyle bakan her yüreğimize sen babam besliyor bizi hep böyle gözlerin içinde kimse veremez senin bize verdiğin bu şefkati babam seni çok ama çok seviyoruz yürekten babam. Yani burada sevgiyle girişirim. Babası üzüntülü de olsa, çok yorgun da olsa, o kadar emekli, çok yorgun işten de gelse baba belli olması etmiyor. Olması değil mi? Onun o varlığının evet. yani o belli etmemesi, evet. onun çocukları olsun, ailesine. Yani bu şiir onu ifade ediyor. Biraz babanın ne kadar dik durması, onurlu durması, eve bir hani çınar gibi, bir sütun, evin bir direği gibi derler ya. Aynı onun gibi söylemek istediği bu şiirde. Ne kadar güzel. Siz yazmışsınız ama evet. şiire bir evet. farklı bir bakış açısı evet. sergilemektesiniz. Hatta şuna evet. dikkat çektim. Okşayarak okumaktasınız. Ne kadar güzel. Aslında hani sizin ezber de çok şey evet. yapıyorum da çok yazdığım için dolu karıştırmayayım diye. Sizin ortaya koyduğunuz bir eser ya sevgiyle evet, yaklaşmaktasınız. Hı, evet, ve şu dikkatimi çekti. Sizin kitabınızın Hı-hı. arkasında yazan cümleler. Hı-hı. Bilsen içimde öyle yıkıntılar var Hı-hı. ki yapacak mimarı yok diyen ve duygularındaki yıkıntıları dizelere dökerek evet. onarmayı başaran bir ozan Ayşe Hı-hı. Arabulan. Diye tanıtmışlar sizi. Evet. Devamını nasıl getirirsiniz? Şimdi yıkıntılar derken hani bunu bana hep soruyorlar. Ben tek kendim için tamam Allah'ımıza şükür bizi tek dünyaya getiriyor. Bazen de çift oluyoruz sekizim ben. Şimdi şöyle inanın o kadar yıkıntılar var ki tabii biz bunlara ulaşamayız. Ulaşmak istediğimiz için içinde ben gözlem yapıyorum yazdığım için çok seviyorum herkesi. Ama çoğuna işte kelime ifadesiyle veya sevgi vererek bazı olumları oluşturuyorsun yüreklerde sevgiyi acıyı ama ulaşamadığın yerle o enkazlar kalıyor. Onun için biraz da burada onu ifade ediyor. İçimde o kadar yıkıntılar var. Onlara keşke koşabilsek, keşke de ellerimizi uzatabilsek canı gönülden. Ama ben burada Yüce Allah'ıma dua ediyorum. Onlara da mutlaka öyle o zor durumda insanlara da yardım edeceğine inanıyorum. Çünkü bizim insanlar çok güzel. Sizin gibi evrene evet. olumlu evet. Onun için bunu bir, yayan evet. insanlar varken evet. dünya evet. güzelleşecek. İşte onun için o yıkıntılarımız umudumuz. O yani. Evet. Benim için değil o çok zorda olan insanlarımız da onun için düşünerek yazdım. Sadece bir şiir olarak değil. Empati biraz düşünerek. Kurarak, evet. Kesinlikle. Düşünerek onun için yazdım. Peki kısa bir aramız var. Hı-hı. O aranın arkasından sohbetimizle evet, de geri dönüş yapacağız. Hı-hı. Evet sevgili izleyenler. Hı-hı. Edebiyat konuşmaktayız. Şiir konuşmaktayız. Sanatın içinden bir programda karşınızdayız. Konuğumuz şair yazar. Halkın içinden bir isim, şairimiz Ayşe Arabulan bizlerle sohbetimize kısa bir reklam aramızın arkasından devam edeceğiz.